Arkadaşlar herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Tercih 2021 programlarında yine karşınızdayız. Okulumuzu, üniversitemizi sadece bölümler bazında ya da akademik anlamda değil, diğer yönleriyle de tanıtıp bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz sizinle. Farklı birimler ve farklı çalışma merkezlerinin de tanıtımları ilerleyen vakitlerde yapılacak. Bugünkü konuğumuz Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Çağrı Artan. Bize hem İTÜ'deki yaşam, kampüslerdeki durum, faaliyetler, sosyal faaliyetler, yaşam alanları, kampüslerdeki öğrencinin nefes alabileceği alanlar, ne gibi şeylerle karşılaşacaklar, ne gibi artıları, ne gibi farklılıkları var İTÜ kampüslerinin, biraz onlardan bahsedecek. Hem de kendi biriminin ufak bir tanıtımını yapacak. Belki sizler de kampüsteki yaşamla ilgili, İTÜ'deki öğrenci hayatıyla ilgili bir takım önemli bilgilere sahip olacaksınızdır. Çağrı merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle istersen birimini birazcık tanıtarak başlayalım. Engelli Öğrenci Birimi ne gibi çalışmalar yapıyor? Kampüste İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine gibi katkıları var? Birazcık senden bunları dinleyelim. Tabii. Aslında engelli öğrenci birimleri bütün üniversitelerde var olan birimler. Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği'nin ilgili maddesi kapsamında kurulan bir birimiz. Birimin temel amacı aslında öğrenci ve idari akademik birimler arası koordinasyonu ve işbirliğini olabildiğince kolaylaştırmak üzerine yapılandırılan bir birim. Birimimizin temel amacı öğrencilerimizden gelen başvuruları dinlemek, yanı sıra onların kampüsler içerisinde barınma, sosyokültürel faaliyetler, akademik erişilebilirlik ve yapılı çevre erişilebilirliği gibi alanlarda olabildiğince kapsanmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda planlamalarımızı sürdürüyoruz ve hedeflediğimiz, hayata geçirdiğimiz bir takım hizmetler de var. Ama temel amacımız burada öğrenci ve az önce saydığım birimler arasındaki koordinasyonu sağlayabilmek, onu kolaylaştırıcı hale getirebilmek. Böyle özetleyebilirim birimin temel amacını. Biz Çağrı'yla zaten uzun yıllar engellilik üzerine yapılan, üniversitelerdeki erişilebilir üniversite kapsamında yapılan çalıştaylara, sempozyumlara beraber hem İTÜ temsilen ulusal hem de ve bölgesel. Bölgesel çalıştaylara beraber katıldık. Bu çalışmaları yakından da takip ediyoruz. Tabii İTÜ'nün kampüs olarak aslında 5 şehir kampüsü var. En büyük kampüsü de Maslak Ayaz Ağa kampüsü. Biz de iş hayatımızın birçoğunu değil mi? Süre olarak burada geçiriyoruz. Evet. Birim de bu arada Ayaz Ağa kampüsünde adı eski rektörlük olarak geçen binanın içerisinde yer alıyor. Birimimiz akademik ve idari açıdan olabildiğince kapsayıcı bir yapılanma hedeflediği için ve az önce bahsettiğim yönetmelik doğrultusunda yapılandırıldığı için içerisinde akademik ve idari personeller bulunuyor. Akademik ve idari çalışanlar bulunuyor. Düzelttim. Şimdi şu an halihazırda bir akademik danışmanımız, bir psikolojik danışmanımız, o da sen oluyorsun. Evet. Beraber çalışıyoruz. Bir de ben koordinatörlüğü yürütmeye çalışıyorum. Koordinatörün de az önce bahsettiğim görevleri aslında mevzu bahis. İlgili birimlerle işbirliği, yapılan çalışmaları, erişilebilirlik çalışmalarını denetlemek, öğrencilerden gelen başvuruları toparlamak gibi görevleri var. Ya da çalışmaları da planlıyor. Yerine göre istişare ediyor ilgili birimlerle. Evet, biz zaten engelli öğrenci birimiyle İTÜ Psikolojik Danışma Rehberlik Birimi ortak çalışma alanlarına sahip. Öğrencilerimizin erişilebilirlikle alakalı yaşayabilecekleri birçok sorunda öncelikle engelli öğrenci birimiyle irtibat haline geçiyorlar, iletişim kuruyorlar. Sonrasında Çağrı Bey'in koordinatörlüğünde süreç işletiliyor ve gerekli kurumlarla, anladığımız kadarıyla değil mi Çağrı? Gerekli birimlerle, akademik ve idari birimlerimizle, gerektiğinde kurum dışı paydaşlarla da yapılabilmesi olası anlaşmalarda düşünülebilir. Evet. Şu an için yani hedeflediğimiz şeylerin içerisinde var da konu şeyden açılmışken birimimizin adı her ne kadar engelli öğrenci birimi olsa da temelde yapmaya gayret ettiğimiz şey herhangi bir nedenle
yeti farklılıklarından kaynaklı eğitim, yapısal çevre, toplumsal faktörler gibi nedenlerle dezavantajlar yaşayan ve üniversitemizde öğrenime hak kazanan öğrencilerimizin sorunlarını olabildiğince çözme temelinde yapılanıyoruz. Bu nedenle adında engelli görüp yaşadığınız bir yeti farklılığından kaynaklı eğitim ya da az önce saydığım nedenlerle hani standartlar ölçüsünde kapsanamadığınızı düşünüyorsanız ya da güçlüklerle karşılaşıyorsanız birbirimizle iletişim kurabilirsiniz. Engellilik temelde çok farklı tanımlarla gündeme gelir. Ancak burada birimimiz daha çok bu durumun hani sosyal haklar bağlamındaki tarafında yer alıyor. Yani sizlerin yaşamış olduğu, az önce saymış olduğum güçlüklerin ortadan kaldırılması üzere ilgili birimlere sizden gelen istekleri ve çözüm önerilerimizi iletiyor. Son karar tabii ki ilgili birimlerin ve değerli üniversite yönetimimizin. Biz burada sorunları raporlayan, ileten, çözüm önerilerini sunan tarafta yer alıyoruz. Çünkü kampüs büyük. Kampüsler hatta. Kampüsler büyük ama Maslak kampüsünü baz alarak konuşuyoruz. Tabii ki diğer şehir kampüsleri de çok önemli bu anlamda ama öğrencilerin çokça ve sıklıkla fazlasıyla vakit geçirdiği, hatta yeni üniversiteye başlayan öğrencilerimizin sürekli olarak ders aldığı bir yer birinci sınıfta Maslak kampüs. Doğru. Buradaki yaşam alanlarının, sosyal alanların, akademik alanların erişilebilirliği konusunda gerçekten engelli ya da dezavantajlı olan öğrencilerimizin hem akademik hem de okul içerisindeki, üniversite içerisindeki, kampüs içerisindeki belli başlı sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir birimiz. Böyle diyebiliriz. Peki Çağrı, sana şunu da sormak istiyorum. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi yaşayanı olarak, evet, çalışanı olarak kampüslerde. Aynı zamanda doğru yaşıyoruz da. Evet, biz yaşayan bir kampüste bulunuyoruz. Gerçekten Türkiye'nin birçok ilçesinden büyük bir nüfusa sahip. Doğru. Ve farklı illerden de gelen tabii öğrencilerimiz olacak. Çok farklı bir popülasyon, çok farklı bir kozmopolit bir yapıya da sahibiz. Ama kampüslerimizin genel itibariyle baktığımızda yaşamsal alanları, sosyal alanları, yeşil alanları, erişilebilir alanları sence nasıl değerlendiriyorsun bunu? Öğrencilerin avantajına olan şeyler, senin de yaşadığın ve karşılaştığım durumlar. Biraz da belki bunlardan bahsedebiliriz. Diyorsun. Dedim. Tamam, şöyle toparlayalım. Şimdi erişilebilirlik ve kapsayıcı, olabildiğince kapsayıcı olmak üzerine az önce bahsetmiştim. Ülkemiz gerçeklerinden yola çıkarak söze başlayayım bu konuda. Halihazırda üniversitemiz ve ülkemiz içerisinde yer alan diğer kurumlar mevzuatta bulunan erişilebilirlik standartları kapsamında bir takım faaliyetleri planlıyor, hayata geçiriyor ya da bir biçimde hani hayata geçmesi için çalışmalar sürdürüyor. Üniversitemizin bu noktadaki yerine bakacak olursak, hani metrodan doğrudan erişim Ayazağa yerleşkemiz için söz konusu. Buralarda özellikle ana arterlerdeki temel geçiş alanlarında yapısal erişilebilirlikle ilgili bazı işte rampa çözümleri var çeşitli noktalarda. Kılavuz iz dediğimiz, yani bilimsel tarafta adı hissedilebilir yüzey ve kılavuz iz diye geçiyor. Kör ve görme engelli olan, görme farklılıkları olan insanların kullandığı alan, yollar bunlar. Bizim de bölgesel çapta bazı alanlarımızda yapılmış olsa da hani yeterli olmadığını görüyoruz. Daha iyiye gitmesi için girişimlerimiz ve çalışmalarımız planlanıyor. Bunun yanı sıra aslında gelecek olan öğrencinin bize verdiği geri bildirimler çok önemli. Burada üniversiteyi ve birimimizi ileriye taşıyacak şeyler öğrenci odaklı olduğumuz için onlardan gelecek geri bildirimler. Dolayısıyla gelen öğrenciler bizim göremediğimiz, kapsayamadığımız, dokunamadığımız, duyamadığımız nereler varsa ya da ne tür sorunlar varsa çözebileceğimiz olanaklarımız ölçüsünde
güncel standartlar ölçüsünde ne kadar çözebilecek şey varsa çözebileceğimiz boyutta onlara sunabileceğimiz hizmetleri planlamamızı sağlıyor. Aksi durumda hani bizden gelen geri bildirimler belli bir noktada ilerleticiliği belli bir noktada oluyor. Akademik taraftaki erişilebilirliğe de değineyim biraz. Üniversitemizde öğrenime hak kazanan ve yeti farklılıklarının güncel standartlar ekseninde kapsanmadığı ya da erişilebilirlik problemleri ile karşılaşan, bu nedenle eğitime tam ve etkin katılamayan öğrencilerimize özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği yönergesi isimli bir yönerge hazırladık. Bu yönerge kapsamında sunduğumuz hizmetler var. Bunlar web sitemizde yer alan yönergelerimiz başlığı altında yer alıyor. Dileyen öğrencilerimiz ve diğer paydaşlarımız bu yönergeyi ve birimimizin esaslarını düzenleyen diğer yönergeyi inceleyebilir. Burada çok özür dilerim buyurun. Çağrı. O sitenin de adresini genç arkadaşlarımızla paylaşırsan. Tabii ki. Hı-hı. Amacımız olan engelsizlik üzerinden yapılandırılan bir alan adı. engelsiz.itu.edu.tr. Burada bizimle iletişime geçilebilecek iletişim formumuz bulunuyor. Yine burada çalışanlarımızın bilgileri var, e-posta adresleri var. Yanı sıra üniversitemizin çok önemli hizmetlerinden birisi olan İTÜ Yardım Sistemi üzerinden de birimimize ulaşarak erişilebilirlik, akademik uyarlama benzeri konularda konu seçimi yapıp taleplerini iletebilir öğrencilerimiz. Bu noktada akademik uyarlama demişken bu konuya girmek istiyorum. Bu eğitim erişilebilirliği konusunda önemli. Az önce bahsettiğim noktalarda sorun yaşayan öğrenciler taleplerini bize ulaştırdığında kendilerine yönelik onlarla birlikte planladığımız akademik uyarlama belgeleri hazırlıyoruz. Bağlı bulunduğumuz eğitim öğretimden sorumlu rektör yardımcımızın imzasına sunup onun imzasından geçmesinin ardından öğrencinin ders aldığı tüm akademik birimlerimize, gerektiğinde idari birimlerimize bu belgeyi iletiyoruz. Böylelikle öğrenci kendi isteğiyle kendi sorunlarını ilgililere aktarabilmiş oluyor. Bunun dışında herhangi bir nedenle öğrenciyle iletişime geçmek durumu söz konusu olduğunda biraz da ona değineyim isterseniz. Öğrencileri nasıl buluyoruz ya da aslında öğrenciler bizi nasıl buluyor konusuna da bu vesileyle girelim. Şimdi birincisi, yükseköğretim kurumlarına geçiş sınavlarından sonra üniversitemizde öğrenime hak kazanan öğrenci bilgileri üniversitemizde paylaşılıyor. Bütün ÖSYM başkanlığı tarafından bütün öğrenci bilgileri paylaşılıyor. Biz de onların arasından üniversite sınavına engelli statüsünde giren ve herhangi bir yasalarla belirlenmiş belge ibraz eden öğrencileri bizim üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'yla iletişime geçerek alıyoruz. Bu bilgileri aldıktan sonra öğrencilerle akademik yıl ve dönem başlarında e-posta yoluyla bir iletişim kuruyoruz. Birimimizi tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra diyoruz ki kişisel verilerin korunması ve bireysel beyanı temel aldığımız için ola ki bizimle iletişime geçmek istemezseniz, biz bu bilgileri az önce anlattığım şekilde elde ettik. Ola ki siz bizimle iletişime geçmek istemezseniz, bize bu iletiyi yanıtlayarak dönün ya da farklı iletişim kanalları üzerinden talebinizi iletin. Biz sizi listemizden çıkartıyoruz. Bu konuda şeffafız. Bunu yapma nedenimiz, öğrencilerin birçoğu üniversitelerde engelli öğrenci birimleri olduğunu bilmiyor. Bununla çok karşılaştık. Aslında zaten burada şimdi aday öğrencilerimize de bu bilgiyi tabii vererek, eğer İTÜ tercihinde bulunabilecek herhangi bir dezavantaj ya da yeti farklılığı olan öğrenci adaylarımız varsa, hı hı, aslında böyle bir birim olduğunu ve çalışma esaslarını da öğrenmiş oluyor. Çağrı Bey bize detaylı bir şekilde anlatmış oluyor. Hı hı. Benim anladığım aslında öğrenciler engelli ya da yeti farklılığına sahip ya da, hı hı, dezavantajlı diye tanımlayacağımız öğrencilerden. Hı hı. Zaten öğrenci işleri aracılığıyla İTÜ'yü kazanmış ve okumaya
kayıt yaptırmış, okuma ayak kazanmış öğrencilerden haberdarsınız. Evet. Bizim ricamız, birimde de beraber ortak partnerlik yaptığımız için çalışma alanı olarak öğrencilerimizden kesinlikle engelli öğrenci birimiyle irtibat kurarsanız, Çağrı Bey koordinatörü. Dönem başında onu da belirtelim. Evet, dönem akademik başında, akademik dönem önemli. Başında. Size akademik ya da üniversitedeki sosyal hayatınız, kültürel hayatınız ya da genel yaşantınızla alakalı karşılaşabileceğiniz, karşılaştığınız, olası riskler dahilinde olan bütün konularda tabii ki yönergeler ve kanunlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalışacaktır. Ben de birimle irtibat kurmanızı ısrarla öneriyorum, tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Biraz bu bilgileri verdikten sonra Çağrı, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni yaşamsal alanlar olarak bize birazcık senin dilinden, ağzından kurduğun cümlelerle dinlemek isteriz. Bize biraz da bunlardan bahseder misin? Sence İTÜ'de yaşam deyince aklına neler geliyor? Burada yaşayan ve çalışan biri olarak. Evet. İTÜ'de yaşam deyince benim aklıma zaten simgelerimizden biri olan yeşil rengi ve yeşilin yarattığı o harika hava geliyor. Yeşilin değerini bilen bir üniversite yönetimimiz ve kurumsal çalışanımız var. Gelen öğrencilerimizin de hassasiyetinin genel anlamda böyle olduğuna inanıyor ve gözlemliyorum. Bu noktada yeşilin yanı sıra yeşil ve engelsiz kampüs olma hedefiyle yola çıkan bir aslında motto diyebiliriz buna. Üzerinden yürüyen bir üniversiteyiz. Aslında çok fazla tabii ki İTÜ'nün içinde bulunduğu proje ve farklı işbirlikleri yanı sıra farklı düşünceler var. Bunlardan ikisi de yeşil ve erişilebilirlik. Ben bunların öne çıkacağı bir yaşam sürdüğüm için mutluyum burada. Erişilebilirlik konusunda yaptığımız çalışmalar var. Ancak üzerine konması gerektiğinin farkındayız ve ilgili birimlerle bunun için farklı çalışmaları planlıyoruz. Onlara çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Yasal mevzuat çerçevesinde olan erişilebilirlik çalışmalarının planlanması, yanı sıra üzerine İTÜ'nün kendi misyonu ve yani yüzyılları aşan kadrosunun yanında kapsayıcılığa verdiği önemle bu çalışmaların daha da artacağını umuyorum. Ama halihazırda temel İTÜ'nün en büyük aslında artılarından biri, her ne kadar sistemde erişilebilirliğin çok öne çıktığı bir kurum olarak görülmüyor gibi düşünülse de, içeride anlık yaşanabilecek öğrenci odaklı sorunlar, anlık yaşanabilecek öğrenci odaklı sorunlar, personel odaklı sorunlar ilgililere bildirildiği anda hızlıca eylem planı oluşturulup harekete geçilebiliyor. Bunun en büyük örneği özellikle zaten az önce söylediğimiz o birim üzerinden ileteceğiniz başvuruların ilgililerle paylaşılması sonrası sizin de deneyimleyeceğiniz bir şey. Şimdi yaşam derken tabii ki yaşam alanlarının da kalıcı olanları var. Yani üniversitemizde aslında 7/24 hayatını geçirecek, 7/24 yaşamını sürdürecek olan öğrencilerimiz de var. Onların özellikle barınma ihtiyaçları göz önünde tutularak tercihlerini yaptıktan sonra üniversitemizin yurt ve burs olanaklarıyla ilgili birimleriyle iletişime geçmenin yanında yeti farklılıklarından kaynaklı dezavantajları bize bildirirlerse yine hani az önce söylediğimiz iletişim kanallarından biz de ilgili birimlerle onlardan gelen talepleri paylaşıyoruz ve ilgili birimler değerlendirerek gerektiğinde onlar için farklı erişilebilir imkan ve çözümler üretebiliyorlar. Bu arada Çağrı hani 7/24 kampüste yaşayan biri, o da benim gibi. Bu konuda mesela kampüs hayatı nasıl geçiyor?
işte mesaimiz bitiyor, öğrencilerin de öyle dersler bitiyor. Hı-hı. Ve bir aslında İTÜ'nün en büyük kampüsü Maslak'ta bir yaşam alanı var. Var ve sürdürülüyor. Hani 7/24 açık yerler var. Doğru. Kütüphanemiz buna evet, en büyük örnek. Öğrenciler için sürekli kullanabilecekleri alanlar, aslında Hı-hı. çalışanlar ve personeller için de aynı şeyler geçerli. Evet. Böyle bir durumda erişilebilirliğini de sağlıyor herhalde, değil mi? Kampüs içerisinde İnsan odaklı İTÜ. İnsan odaklı yaklaşımı İTÜ'nün gerek yönetim tarafında gerek kurumsal tüm çalışanlar tarafında benim beğendiğim bir yaklaşım. Bunu şöyle açmaya çalışayım. Anlık olarak sorunlarla karşılaştığınızda, bunları çalışanlarımızla paylaştığınızda ya da bizimle paylaştığınızda o sorunların olabildiğince hızlı ve sizin lehinize çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ki olanaklarımız ekseninde bunu yapıyoruz. Bu da sizin üniversitede geçirdiğiniz yaşamın kalitesini arttıracak umudunu taşıyorum ben. Zaten Green Metric ölçümlerine göre de bildiğim kadarıyla en son ilk 50'deydi İTÜ. Evet, iyi bir derecede elde etti. Hem yeşil alan hem sosyal alanlar evet. Doğayla iç içe tabii. yaşam alanı sunması itibariyle evet. de. Bu yıl bir de YÖK'ün düzenlediği, aslında bu yıl düzenlemeye başlamadı. 2018 yılında düzenlemeye başladı. Engelsiz üniversiteler bayrak ve nişan ödülleri kapsamında yaptığımız başvuruların iki tanesine mekanda erişilebilirlik bayrağı ödülü verildi. Bunlardan birisi Ayaz Ağa Kampüsü. Şu an çokça bahsettiğimiz. Bir diğeri de İnşaat Fakültemiz. Bu da bizim erişilebilirlik alanında yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızın bir göstergesi ve onun haklı gururunu yaşıyoruz. Aslında YÖKAK projesinde de evet, o da yakın zamanda sonlandı. Sonlandı ve İTÜ YÖKAK tarafından akredite olan bir üniversite evet, oldu. Yüksek öğretimde kalite kurumu. Kalite kurumu. Benim bildiğim kadarıyla da engelsiz öğrenci birimi de bu çalışmalar esnasında çalışmalarını, hizmetlerini bayağı inceleme oldukça detaylı incelemeden geçtik ve hak kazandığımıza bakıldığında üniversitede erişilebilirlik için azami gayreti gösterdiğimizin bence evet. bir kanıtı. Bu da İTÜ ve İTÜ'ye gelecek öğrenciler için önemli bir bilgi. Kesinlikle. Son dönemeçte sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken Çağrı, acaba aday öğrencilerimize İTÜ'yü seçmekte, şu an tercih dönemindeyiz biliyorsun, herkesin evet. kafası biraz evet, karışık. Evet, evet. Hangi üniversite, hangi bölüm, Hı-hı. hangi şehir, hangi kent gibi birçok soru dönüyor ortada. Engelli, dezavantajlı ya da yeti farklılığı olan ve İTÜ'yü yazmak isteyen öğrencilerimize de birkaç mesajın paylaşmak istediğim bilgi olursa onların da belki kararında etkili olacak şeyler evet. söyleyeceksindir. Biraz senden bu konuda. Şimdi eğitim ve yapısal çevre erişilebilirliği için zaten alanda çeşitli projeler yapan ve doğrudan ders veren öğretim üyelerimiz var. Özellikle yapısal erişilebilirlik, kapsayıcı tasarım, evrensel tasarım İTÜ'nün içerisinde ve sayılı birkaç üniversite içerisinde ders olarak okutulan konulardan bir tanesi. Bu bizim yegane artılarımızdan biri. Bununla birlikte üniversitemize il dışından gelecek, farklı şehirlerden üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizin buradaki barınma, burs vesaire imkanları ve olanaklarında yeti farklılıklarından kaynaklı dezavantajlarla karşılaşabilecek öğrencilere yönelik titizlikle değerlendirmeler yapılıyor. Bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle tercihlerde etkili olan şeylerden birincisi az önce bahsettiğimiz kampüs yaşamı, eğitimde erişilebilirlik. Eğitimde erişilebilirlik tarafında zaten akademik bireysel uyarlama belgeleri hazırlandığını ve eğitim alınan akademik birimlerle paylaşıldığını ifade ettim. Bunun yanı sıra yine barınma ve sosyal olanaklar tarafında da üniversitemiz içerisinde
öğrenime hak kazanan yeti farklılıkları olan öğrencilerimizin olabildiğince kapsanması için çalışmalar sürüyor. Bunun da tercihte kafa karıştırıcı olmasının önünün alınması benim önerdiğim şey. İTÜ bu konuda da sizin yanınızda olan bir üniversite ve birimimiz de aynı şekilde. Yani öğrenim hayatınıza başlayıp arzu ettiğiniz döneme kadar, hatta bizim mezun olup da hala bizimle iletişimini sürdüren öğrencilerimiz de var. Özellikle birimimize yönlendirilen bir takım dışarıdan farklı firmaların iş başvuruları vesaireleri, tabii bunları farklı birimlerle özellikle kariyer merkeziyle de planlamamız söz konusu. Çalışmalarımızdan biri de bu. Bu tür olanakları da öğrencilerimize sunuyoruz. Firmalardan gelen ya da farklı noktalarda birimimize iletilen işbirliği talepleri de üniversitemizi öne çıkaran başka bir olanak bütünü. Özetleyecek olursam, üniversitemizde öğrenime hak kazanacak bir engelli öğrenci, yeti farklılığı olan öğrenci, üniversiteye girdiği andan itibaren birimimizle iletişime geçerse, birimimiz onun iletişim kurmak istediği her akademik ya da idari birimle koordinasyonu, kolaylaştırıcılığı için elinden gelen gayreti gösteriyor ve onu yalnız bırakmıyor. Böyle bitirebilirim sanırım. Tamam. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Aday öğrencilerimizde. Ağırladığınız için de ben teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? Her zaman bekliyoruz Çağrı'cığım. Geliriz memnuniyetle. Özellikle genç adaylarımıza tekrardan ben de altını çizerek söylüyorum. İTÜ tabii ki daha fazla şeyler yaparak ilerleyen bir erişilebilirlik projesi var. İTÜ'de halihazırda bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Tercih etmek açısından engelli, dezavantajlı ya da yeti farklılığı olan öğrencilerimizin kafasında eğer İTÜ düşüncesi varsa, ben de bu kurumun uzun yıllardır çalışanı olarak var olduğumuz seviyeyi daha da ileriye çıkartabileceğimizi söyleyerek sizleri kampüslerimize bekliyoruz. İTÜ'lü olmaya davet ediyoruz. Bugün tekrar altını çizerek hatırlıyorum. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Çağrı Artan dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız yanımızdaydı. Beraber uzun yıllar engellilik ve erişilebilirlik konusunda çalışmalarımız da oldu. Bize değerli bilgiler verdi. Aday öğrencilerimiz için gerçekten akıllarında soru işareti kalabilecek yönleri birazcık altını çizerek anlatmaya çalıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İleriki zamanlarda belki daha farklı videolarla, yine engellilik çalışmalarıyla alakalı, belki kampüs içi turlarıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Çağrı'nın anlatısıyla erişilebilirliği belki yaşayarak, ölçümleyerek kampüslerde göreceğiz. İzlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederiz.